TikTok, Instagram ve YouTube Shorts, bunlar şeytan. İnsanların odak sürelerini hiç olmadığı kalkışı salkıyorlar. Neden hızlı konuşuyorum? Videoya bakmamış mı? İzlediğin dikey videoda odak süren o kalkışı salkıyorlar. Her an bu videoyu kaydırıp yenisinden geçebilirsin. Dur hayır çıkma. Alsan oyun videosu. Ben konuşurken bulma yalan. Biraz efektler çok hızlı olma. Hayır çıkma. Bir oyun videosu daha abartılı konuşmanın iki videodan çıkma. Evet bu izlediğin en iyi video. TikTok, Instagram, şeytan alası. Biraz daha efekt. Yazılar sağdan soldan fırlasın. Bir oyun videosu daha. Hayır insanlar konuşmanı dinlemiyor. Bir tane daha, bir tane daha. Dur. Hayır beni aşağıya kaydırma. Hayır dur, hayır. Neyse ki bu bir YouTube videosu ve beni aşağıya kaydıramadım. Dikey içerik tüketmekten büzüşmüş beynine rağmen hala bu videoyu izlemeye devam ettiğin için seni tebrik ederim. Günümüzde odaklanma süresinin 8 saniyeye düştüğünü düşünürsek iyi bir iş çıkardım bence. Ama kabul et, videonun başı iyiydi. İnsanların dikkatini toplayabilmek için gereken bütün taktikleri kullandım. Videonun ilk 20 saniyesini yapmam 2 saat sürdü ama olsun. Peki neden bu taktiklere ihtiyaç duyuyorum? Neden insanların odaklanma süresi bu kadar düştü? TikTok ile hayatımıza giren, kaydırılabilir hızlı tüketilen dikey video mantığı şu an her yerde. Instagram Reels, YouTube Shorts, Spotify bile işin içine girdi ve ana sayfasına kaydırılabilir şarkılar göstermeye başladı. İnternet kocaman bir TikTok haline geliyor. Bu şirketler sağ olsun artık şöyle şeyler izliyoruz. Bu kadar hızlı ve kolay bir şekilde içerik tüketimi beynimizi öyle bir sulandırdı ki hiçbir şeye odaklanamıyoruz artık. Bir işin başına oturduğumuzda kendimizi bir anda telefonumuzu elimize almış dikey videolar izlerken buluyoruz. Tabii sosyal medya şirketleri bu işten deli gibi para kazanıyor, umurlarında değil. Bu doğru değil. Aslında bu cümlenin bir kısmı doğru. Gerçekten biz umurlarında değiliz. Ama para, beklediklerinin aksine dikey videolar onlara para kaybettiriyor. İnsanları platformlarına bağımlı hale getiren bu sistem, başta düşündüklerinin aksine ellerinde fena halde patladı. İnsanlar platformda eskisine göre daha fazla vakit geçirmesine rağmen şirketler bunu paraya dönüştüremiyor. Dikey videolar şu an iki taraf için de zararlı bir durumda. İnsanların odaklanma sürelerini yerle bir eden ve bağımlılık geliştirmelerine sebep olan dikey videolar şu an aynı zamanda sosyal medya şirketlerine para kaybettiren bir ayak bağı haline geldi. İşte bu yüzden yakın zamanda dikey videolar hayatımızdan çıkacak, çıkmalı. Bunun nasıl olacağını size anlatacağım. Ama önce sorunun köküne inmemiz lazım. TikTok, her şeyin başlangıcı. İlk çıktığı zamanları çok net hatırlıyorum. Kullanan insanlar aptal muamelesi yapılıyordu. Telefonuna TikTok yüklü insanlar arkadaş ortamında dalga konusu haline geliyordu. Ama sonra garip bir şey yaşanmaya başladı. Yine aynı insanlar TikTok videolarını Instagram'da izlemeye başladı. TikTok izlemek utanç duyulacak bir şeyken tıpatıp aynı videoyu Instagram'da izleyince insanlar için problem olmuyordu nedense. Kısa bir süre sonra insanların talebini gören Instagram tıpatıp aynı mantıkla çalışan Reels özelliğini piyasaya sürdü. Böylece dikey video mantığı tamamen hayatlarımıza girmiş oldu. Bu dopamin pompasının başarısını gören YouTube ise kısa süre sonra Shorts'u piyasaya sürdü. Şu an Spotify bile kısa süreli kaydırılabilir içerik mantığını kendi uygulamasına eklemeye çalışıyor. Günün sonunda her uygulama birer TikTok haline geliyor. Sebebi ise belli. Yapımı çok basit. Hali hazırda platformuna duran içeriğini al. Dikey bir şekle getir. Otomatik oynatma özelliği ekle. Yapay zeka algoritması yerleştir. Bitti bu kadar. Ve bu sistemin bütün platformlar için mantıklı olmasının bir sebebi var. Çok fazla içeriğe sahipler. 2007 yılında YouTube'a 1 dakikada 6 saatlik video yükleniyordu. Bugün ise her dakika 500 saatlik video yükleniyor. Diğer platformlar için de benzer oranlar geçerli. Geçmişe göre ellerinde gösterebilecekler çok fazla içerik var ama şöyle bir sorun var. İnsanların zamanı kısıtlı. Bu kısıtlı zamanda gösterebildikleri kadar fazla içerik göstermek istiyorlar. Dikey format ise bunun için biçilmiş kaftan. Planım basit. 3 yaşında bir çocuğun bile eline verseniz ne yapacağını bilir. Beğendiysen izle, beğenmediysen kaydır. Platformlar o kadar fazla içeriğe sahip ki sonuna ulaşman imkansız. Bu format kullanıcıların platformda daha uzun süre kalmasını da sağlıyor. Sosyal medya şirketleri için ilk başta mükemmel gözüken bu sistemin insanlar üzerindeki etkileri ise hiç de mükemmel değildi. Dopamin. Bugünlerde çok popüler oldu kendisi. Dopamin detoksu, dopamin bağımlılığı. Sanki dopamin kötü bir maddeymiş de ondan kurtulmamız lazımmış gibi bir algı oluştu. Ama bu yanlış. Beynimize salgılanan bir nörotransmitter olan dopaminin bir sürü etkisi var ama en belirgin olanı şu. Bir eylemi yapmak için motivasyon oluşturması. Bir eylem yaparsın, eylemin sonucu senin için iyi sonlandıysa dopamin salgılarsın. Dopamin sana iyi hissettirir. Daha sonra o eylemi yaptığında dopamin salgılanacağını bildiğin için bu eylemi tekrar edersin. Acıktım, yemek yedim, dopamin salgılandı. Ders çalıştın, sınavlarına iyi not aldın ve dopamin salgılandı. Spor yaptın, vücudun şekil almaya başladı, dopamin salgılandı. Video hazırladım, insanlar videomu izledi, dopamin salgıladı. Yaptığın eylemin sonundaki dopamin salgısı için yapıyorsun aslında her şeyi. Çünkü dopamin mutluluk hormonu. Konumuz dikey videolar, ne boş yaptın demeyin geliyorum. Ders çalışmak, spor yapmak, bunlar zaman ve emek isteyen işler. Ya da benim bu videoyu yapmam 3-4 günümü alıyor. Beynimiz düşünmeye başlıyor. Kardeş bir dopamin salgılayacağız, keyif yapacağız.
uğraştığımız şeylere bak ya. Yok mu bunun daha kolay bir yolu? O sırada dikey videolar devreye giriyor. Ne vereyim abime? Telefonunu aç, birbirinden eğlenceli videoları kaydırmaya başla. Her izlediğin video için bir dopamin akışı daha, 10 saniyede bir. Daha sonra beynimiz şöyle bir sonuca varıyor. 3 gün sıkıcı işlerle uğraşıp dopamin salgılatmaktansa her 5 saniyede bir dopamin salgılamamı sağlayan bu videoları daha çok izlemeliyim. Bu durum ise hiç sağlıklı bir şey değil. Sigara, alkol, uyuşturucu. Tüm bu bağımlılıkların ortak noktası kolay yoldan dopamin salgılamamızı sağlamasıdır. Ve maalesef sosyal medyada bu bağımlılıkların arasına eklendi. Bir film izlerken bile hikayeyi anlamak için başına sıkıcı şeylere maruz kalınır. Film ilerledikçe seni içine çeker, keyif almaya başlarsın. Şu an çoğu insan film izlemeye bile tahammül edemiyor. 30 dakika sıkılmak yerine anında kendini eğlendirebileceği TikTok'ları izlemek daha cazip geliyor. Ama bunun bir sonu yok. Sürekli dopamin salgılayacağımız süreyi kısaltarak nereye gidebiliriz ki? Kısa videolar ortalama 10 saniye bile olsa, eğer ilk 2 saniyesinde sana sıkıcı gözükürse hemen başka bir videoya geçebilirsin. Tek bir parmak hareketi. Sıkılmaya yer yok. Bugünlerde kimse sıkılmaya gelemiyor. Boş kaldığın her an elini telefonuna atıyorsun. Sürekli hipnoz halinde sana sağladıkları dopamin havuzunda yüzüyorsun. Beynin de bozuluyor tabi. Maksimum 10 saniyeden oluşan videolar izleye izleye odak sürelerimiz 8 saniyelere kadar düştü. Okulda derslerinde başarılı olamayan çocuklara hemen ADHD ya da Türkçe ismiyle DEHB yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu teşhisi konuyor. Ders kitaplarında sürekli değişen görüntüler, sesler duyamayınca çocukların dikkati dağılıyor tabi. Onlar ne yapsın? Bunu minicik çocuklar sırf mızmızlanmasın diye ellerine telefon tutuşturan ebeveynler düşünsün artık. Peki anladık. Dikey videolar beynimize kolay yoldan dopamin salgılattığı için bağımlı hale getiriyor. Bu kadar kısa ve çok video tüketmek dikkat süremizi hiç olmadığı kadar kısalttı. Peki bitti mi? Hayır. Bir düşünmeni istiyorum. Uzandın ve 30 dakika boyunca aralıksız Reels izledin. İzlerken çok eğlendin. Komik videolar gördün. Saate baktın ve oha ne ara 30 dakika oldu dedin ve telefonunu kapattın. Peki ya sonra? Bir düşün. İzlediğin videolardan herhangi birini hatırlıyor musun? 100 tane izlediysen belki 2 tanesini. Kalanlar ne oldu peki? Hepsi çöpe. İnsan beyni bir bilgiyi önce kısa süreli belleğine alır. 15 ila 30 saniye bu bellekte tutulduktan sonra silinir. Eğer bir bilginin kalıcı olması isteniyorsa 30 saniye ve üstü dikkatimizi vermemiz gerekir. En uzun TikTok videosunun 30 saniye olduğunu düşünürsek izlediğimiz videoları hatırlamamak hiç de sürpriz değil. İşte bu yüzden uzun süreler TikTok Reels izledikten sonra içimize bir boşluk hissi düşüyor. Çünkü hiçbir şey hatırlamıyoruz. 30 dakika canımız sıkılmasın diye kendimizi hipnotize bir şekilde telefona kilitledik. Hiçbir şey öğrenmeden 30 dakikayı çöpe attık demek. Bu dikey format insanlara deli gibi zarar veriyor, bağımlı hale getiriyor. Sosyal medya şirketleri bu işten deli gibi para kazanıyordur şimdi diye düşünüyorsan eğer o iş öyle değil. Şirketler de hızlı tüketilebilir dikey içeriklerden hiç memnun değil. Sebebini ise şimdiki bölümde anlatacağım. Dikey içeriklerin kullanıcılar için neden problemli olduğunu anladık diye düşünüyorum. Peki ya şirketler? Neden onlar da kendi yarattıkları canavardan nefret ediyor? Bunun cevabını anlamamız için önce sosyal medya şirketlerinin nasıl para kazandığını anlamalıyız. Eğer bu videoyu YouTube Premium'suz izliyorsan önüne şu ana kadar reklam çıkmış olmalı. 5, 15, 30 saniyelik reklamlar. Reklam çıktı diye videoyu kapatmadın herhalde değil mi? Reklamı izledin. YouTube da sana bu reklamı izletmek için reklam verenlerden para aldı. Platformlarına ne kadar fazla zaman geçirirsen sana o kadar fazla reklam gösterir. Böylece kazanacağı para artar. İşte bu yüzden bütün sosyal medya platformları en başından seni bağımlı etmek için tasarlanmıştır. İnsanların platformda geçirdikleri süreyi ciddi derecede arttıran dikey kaydırılabilir video fikri ise bu şirketlerin hepsine ilk başta aşırı mantıklı geldi. Ama daha sonra bu fikrin iyi olmasını bırak berbat bir fikir olduğunu anladılar. Peki neydi bu sorun? Neden işler tam tersine döndü? Sorun şu, dikey video tüketen bir insana reklam izletmek imkansıza yakın. 10 saniye olan bir videonun başına ya da sonuna reklam koyamazsın. Yapabileceğin tek şey kaydırılan videolar arasına reklam videoları koymak. Tabi koyulan video reklam olunca insanlar kaydırıp yollarına devam ediyorlar. 10 dakikalık bir videosunda totalde 30 saniye reklam izlettiren YouTube Shorts kısmında bu reklamı izlettiremiyor. Sorunu fark ettiniz değil mi? Kendi ayaklarını sıktılar ve bunu çok geç fark ettiler. Dikey video izlemek çok daha zevkli ve bağımlılık yapıcı olduğu için uzun video seyreden insan sayısı gitgide azaldı. Kendilerine reklam geliri getiren taraftan reklam gösteriminin imkansız olduğu tarafa kaydılar. Kafanızda iyice oturması için şöyle bir örnek vereyim. Eskiden günde 4 saat YouTube'da vakit geçiren bir insan sadece uzun videolar izliyordu. Shorts eklendikten sonra ise buna bağımlı hale geldi ve geçirdiği zaman 6 saate çıktı. Buna rağmen uzun videolara harcadığı süre 2 saate düştü. Reklam gösterdiği asıl taraf uzun videolar olduğu için YouTube para kaybetti. Hatta yakın zamanda Mark Zuckerberg bu konuda bir açıklama yaptı. Reels'ların para kazandırma kabiliyeti Instagram ana sayfasına göre çok daha düşük. Reels tarafı büyüdükçe günün sonunda sisteme daha fazla etkileşim getirse de Instagram ana sayfasına geçirilen zamandan çaldığı için aslında bize para kaybettiriyor. Peki ne yapacaklar? Dikey format insanlığa zararlı, aynı zamanda şirketlerin dikey formattan para kazanması mümkün değil. Bunun çözümü var mı? Evet var. Ama bu çözüme gelmeden önce tamamen zıt noktaya bakmamız lazım.
Özellikle son yıllarda dikey 10 saniyelik videolar piyasayı süpürüyor gibi gözükse de öbür tarafta çok garip şeyler yaşanıyor. Ve ilginç olanı kimse bunu konuşmuyor. Özellikle son bir senede hayatımıza yeni bir kelime girdi. Podcast. Etrafta bir sürü podcastler var. Kısa, her yerinden efekt fırlayan, görüntülerin sürekli değiştiği videoların tamamen zıttı. Bazen tek başına, bazen başka insanlar ile beraber kameranın karşısına geçip konuşuyorlar. Tek yaptıkları bu. Ve normal videolara göre çok daha uzun. 1 saat, 2 saat, hatta bazen 3 saat. İzleyiciler ise podcast içerikleri çok sevmiş gibi gözüküyor. 2020 yılına 4 milyar dolar olan podcast piyasası şu anda 18 milyar dolar ve büyümeye devam ediyor. Normal YouTube videoları bile eskisine nazaran daha uzun sürmeye başladı. Peki beyinleri 10 saniyelik saçma salak videolarla yıkanmış, dopamin reseptörleri bozulmuş bu insanlar neden aynı zamanda daha uzun içerik istiyorlar? Sinema filmlerinde bile bunu görebiliyoruz. 2021 yılında piyasaya sürülen filmlerin ortalama süresi 131 dakika iken 1980'lerde bu süre sadece 110 dakikaydı. Evet, insanlar kısa kolay şekilde dopamin vaat eden bu TikTok varyantı videolara bağımlı hale geldi. Ama geçmişe göre 20-30 dakikalık bir YouTube belgeselini izlemeyi daha çok istiyorlar. Tabii doğru olanı bulabilirlerse. Ve bu. Bu tüm sorunun cevabı. Aradaki eksik olan bağlantı. Eğer kısa dikey videolar ile uzun yatay videoları karşılaştırırsak, kısa videolar yeni şeyler keşfetmek için harika. Gerçekten tek bir parmak hareketiyle bambaşka bir insanın yaptığı içeriğe ulaşıyorsun. Ama bu yaratılan sistem aşırı bağımlılık yapıcı ve insanların dopaminle olan ilişkisini bozuyor. Evet, yeni şeyler keşfetmek için harika ama bu kadar. 10 saniyelik bir videoda hem üreten daha derin konulara inemiyor hem de izleyici 10 saniyelik bir videoyu aklında tutamıyor. Ve şirketler için paraya dönüştürülmesi imkansıza yakın. Bu şekilde kimseye reklam izletemiyorsun. Öbür tarafa bakarsak, insanlar eskisine göre uzun içerik tüketmekten daha çok keyif alıyor. Ama iyi bir uzun içerik bulması aşırı zor. İnsan sağlığı için zararsız çünkü inişleriyle çıkışlarıyla odaklanarak bir video tüketiyorsun ve videonun sonunda ne izlediğini hatırlıyorsun. Paraya dönüştürülmesi aşırı kolay çünkü 16 dakikalık bir videoda 30 saniye reklamı herkes izler. İki tarafa da bakarak bir düşünün. Çözümü bulabildiniz mi? İşte çözüm bu. İki tarafı da birbirine bağlayarak eksileri kapatmak. Ve bunu iki adımda yapabilirler. İlk adım olarak kısa dikey videoların uzun yatay videolara giden bir basamak haline getirilmesi lazım. Film fragmanları gibi. 15-20 dakikalık bir videonun 10 saniyelik içinde neler barındırdığını gösteren bir introsu. Örnek olarak YouTube için konuşursam, Shorts videosunun altına içerik üreticisinin yaptığı uzun videoyu gösteren bir sekme koyulabilir. İşte burada da ikinci adım devreye giriyor. Algoritmanın çalışma mantığını değiştirmek. Şu an dikey video algoritmalarının hepsinin videoyu yeni insanlara gösterirken baktığı tek bir metrik var. İzlenme süresi. Bunu değiştirerek algoritmanın genel izlenme süresine göre hareket etmesini sağlamalıyız. Bunu yaparsak dikey video kaydırırken görüp uzun videoya giden ve uzun olan videodan keyif alan insan sayısı arttıkça dikey video daha fazla insanın önüne çıkarılır ve uzun videoya daha fazla izleyici gelir. Bu iki adımı yaparak hem kısa videolara bir anlam ekledik hem de uzun videoların keşfedilebilmesini kolaylaştırdık. Algoritmanın çalışma mantığı kısa videonun izlenme süresine göre değil de uzun videonunkine göre olduğu için artık insanı hipnoz eden şöyle videolar görmek zorunda kalmayız. Böylece şirketler de dikey video izleyicisini paraya dönüştürmüş olur ve en sonunda bu kısa video kaydırma cehenneminden kurtulmuş oluruz. İnsanları bağımlı hale getiren, aptallaştıran dikey videolar şirketler tarafından bizi düşündüklerinden olmasa da para kazandırmadığından dolayı yakında yok edilecek. Şirketler kendi yarattıkları bu canavarı öldürmek zorunda. Çünkü eğer yapmazlarsa hem onları hem bizi yutacak. Videoyu izlediğin için teşekkür ederim.